Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Necdet Delioğlu. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bugünkü video gördüğünüz gibi elimde bir kasa var. Şöyle bir bakacağız. Anakartta arıza var diye göndermişler. Gerçekten anakartta arıza var mı yok mu? Ve ne yapmamız gerekiyor? Eğer anakart çipte arıza varsa bizim evde yapacağımız herhangi bir durum yok. Anakartın tamire gitmesi lazım. Çipin değiştirilmesi lazım. Çip değişimi fazla da başarılı olmuyor. Şu anda elektriğe takılı. Anakart üzerinde voltaj var. Şurada gördüğünüz görünüyor mu bilmiyorum da yeşil ışık yanıyor. Ama kesinlikle tetiklemiyor. Evet, böyle power tuşuna basıyoruz. Bilgisayar, yani güç kaynağından anakarta kadar voltaj geliyor. Bunu anlıyoruz ama yine de güvenemiyoruz. Belki güç kaynağından da arıza olabilir. Onu nasıl test etmiştik daha önce? Gelin tekrardan avometremize güç kaynağını bir test edelim. Gerçekten sağlam mı değil mi anlayacağız. Sökelim. Kasadan dışarı çıkaralım. Herhangi bir bakır telle, kabloyla buradaki uçları birbirine temas ettirelim. Ve çalışmasını sağlayalım. Şu anda gördüğünüz gibi çalışıyor. Ve bizim uçlardan gelmesi gereken voltajları tek tek inceleyelim. Burada herhangi bir siyah takalım. Bizim eksi probu. En baştan ölçmeye başlayalım. Girişleri var. Onlara da bir bakalım. Evet, 12 volt. Bu durumda güç kaynağını elemiş oluyoruz. Yani güç kaynağımız sağlam. Şimdi burada anakartı sökelim, çıkaralım. Masamızın üzerine koyalım. Evde yapabileceğimiz işleri sırasıyla sizlere anlatmak istiyorum. Eğer bu işe vakıfsanız, yani teknik bilginiz biraz varsa bu işleri yapınız. Yoksa elinizi sürmeyiniz. Aksi takdirde 10 liralık bir arızayı 100 TL'ye çıkarabilirsiniz. Masamızın üzerinden gelen, ön portlardan gelen, USB'den gelen bütün kabloları devre dışı bırakıyoruz. Hard disk, CD-ROM vesaire, yani anakart üzerine kablo ile takılan bütün donanımları, klavyeydi, mouse'u vesaire hepsini çıkarıyoruz tek tek. Güç kaynağımızın elektrik düğmesini açıyoruz ve tetiklemeyi yapıyoruz. Aynen buradan power pinleri var. Onları birbirine değdirdiğimiz zaman buradan fanın dönmesi gerekiyor. Ne yazık ki dönmüyor ama voltaj geliyor. Buna bakalım. Pinlere voltaj geliyor arkadaşlar. Olması gereken voltaj var ama ne hikmetse şu tarafa geçmiyor. Bunun sebebi de güney köprüsü veya kuzey köprüsündeki sıkıntıdan olabilir diye düşünüyorum. Öncelikle şöyle gözle bir kontrol ediyoruz. Anakartımızın üzerindeki kondansatörlerde, dirençlerde veya transistörlerde yapısal bir bozukluk var mı yok mu? Varsa zaten sebep ortadadır. Yani patlamışsa herhangi bir şey, yanmışsa şu transistörler, entegreler vesaire gözle kontrol ettikten sonra herhangi bir yapısal bozukluk yok. Bu sefer ne yapıyoruz? Bilgisayarımızın üzerine takılı olan harici ekran kartımızı çıkarıyoruz. Bundan da kaynaklı böyle sıkıntılar yaratabilir. Tekrar deniyoruz. Yine çalışmıyor. Sırasıyla ne yapmamız gerekiyor? Hemen anakartımızın arkada bulunan arayüz kısmına şöyle bir göz gezdiriyoruz. Herhangi bir yapısal bozukluk var mı? Genelde bu USB'lerde veya bu Ethernet portunda içerisinde şöyle teller var bildiğiniz gibi. Onlar bazen birbirine değebiliyor. Burada ses kartımızdan gelen yeşil soket kırılmış. Ben bundan şüphelendim aslında ama test ettiğimde, ölçtüğümde buradan kısa devre olmadığını gördüm. Yani önce bir baktım kırık, şüphelendim ama onu da eledim. Ondan da kaynaklı değil. Hatta bizim mouse ve klavyenin girdiği soketlerden de bazen bu
sıkıntıyı yaratabiliyor. Yani cihaz üzerinde bir kısa devreli donanım varsa cihazımız kendini koruma altına alıyor. Açılmıyor bu durumda. O tarafları da eledikten sonra en önemli yere geliyoruz. Hemen anakartımızın üzerine gelen güç kaynağından 12 volt kablosu var. Buradaki güç konnektörü var bunun 4 pinli. Bunu çıkarıyoruz. Bu durum, bu işleri yaparken de güç kaynağımızın düğmesini devamlı kapalı durumda bulundurmamız gerekiyor. Yani şuradaki ışığın yanmaması gerekiyor. Yani üzerinden herhangi bir RAM, ekran kartı vesaire söktüğümüz zaman gücümüzün kapalı olmasına dikkat ediyoruz. Şimdi açıyoruz. 12 volt kablosunu çıkardığımız zaman buradan tetiklemeyi yapıyoruz. Diyelim ki çalıştı. Fanlarımız dönmeye başladı. İşlemci fanı ve güç kaynağı fanı. Hemen öyle sevinmeyiniz arkadaşlar. Bu iyiye işaret değil. Zira sizin işlemcinizde bir sıkıntı olduğu anlamına geliyor. Bunu çıkardığımız zaman eğer çalıştıysa açılmayacaktır. Çünkü bu kablo olmadan bilgisayarınız açılmayacaktır. Bu durumda sizin yapacağınız elinizde varsa aynı model, yani bu anakartı açabilecek bir işlemciniz varsa gücü kesip işlemcinin üzerindeki mekanizmayı açıp ve işlemciyi değiştirmek olacaktır. İşlemciyi de değiştirelim. Evde yapmamız gereken olaylar bunlar. Bunun dışında başka da bir şey yapacağımız yok. Şimdi burada bir daha deneyelim. Öncelikle bir kablomuzu takalım. 12 volt kablosunu. Ve gücümüzü açıyoruz. Tetikliyoruz. Giden gelen yok. Yani bu durumda işlemciyi de elemiş durumdayız. Yani bizim işlemcide de sıkıntı yok. İşlemciye çünkü bu taraftan voltaj tetikleme gelmiyor arkadaşlar. Eski kendi işlemcisini takalım şimdilik. Daha sonra sizin yapacağınız işlerden birisi de arkadaşlar güç kapalı iken hemen 2 adet RAM'imiz var. Bunların ikisini de söküyoruz. Öncelikle birisiyle deniyoruz. Olur ya, RAM'lerden birisi bozuksa bu tetiklememe durumunu o zaman da yapabilir. Gücümüzü açıyoruz ve tetiklemeyi yapıyoruz. Kesinlikle çalışmıyor. Gücü kapatıyoruz ve bu RAM'i eliyoruz. Daha sonra öbür RAM'i takıyoruz. Bir de onunla deneyelim. Hatta slotlarını da değiştirebilirsiniz. Bu slotlarda da bazen şuralarda pinler birbirine değiyor. Olası bütün sebepleri ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi ikinci RAM'i de taktık. Evet, gücü açtıktan sonra bu şekilde bu RAM'den de çalışmıyor. Ben aynı zamanda başka RAM vardı bende, onunla da denedim. Cihazımızı açıp kapattığımız zaman tekrar açıyoruz ve şöyle bir voltajlara bakıyoruz. Evet, olması gereken voltajlar bu kısımlarda var arkadaşlar. Şu MOSFET'te var mı? Evet, MOSFET'te de girişinde çıkışında bizim kuzey köprüsünde var mı? Kuzey köprüsünde yok. Kesinlikle buradan tetiklediğimiz zaman voltaj anakartımıza geçmiyor arkadaşlar. Bunun da büyük ihtimalle sebeplerinden birisi kuzey ve güney köprülerinden birisi arızalı. Buna da evde yapacağımız herhangi bir iş yok maalesef. Bunun böyle olacağını az çok biliyordum. Yani bu anakartın bu evde yapılmayacağını bugün biliyordum. Bugünkü bu videoyu çekmemdeki sebep bu tarz sorular bana çok geliyor. Necdet abi, bizim anakartımızın güç LED'i yanıyor ama tetiklemiyor diye çok sorular geliyordu. Hadi tam fırsat dedim. Böyle bir arıza geldi bize. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Yani evde sizin yapabileceğiniz işlemler bu kadar. Bunları yaptığınız zaman eğer anakartınız tetiklemiyorsa fazla parçalarla oynamanızı tavsiye etmiyorum. Aksi takdirde anakartınız 10 liralık bir masrafsa 100 liraya kadar gidecektir. Birinci alternatif olarak
Yenisini alabilirsiniz internet üzerinden modelini yazarak işlemcinize ve RAM'inize uygun bir anakart alıp tekrardan kasanıza takabilirsiniz. İkinci alternatif, böyle anakart tamiri yapan yerler var. Oralara gönderip yaklaşık bir 50 TL'ye kadar masrafı var. Yani 50 lirayı gözden çıkarırsınızsa anakartınızı çalışır duruma getirebilirsiniz. Şu anda gece saat 5.30. Sabah ben arkadaşla konuşacağım. Anlaşmalı olduğumuz servisimiz var. Bu çip değişimi falan yapılan yer var. Oraya göndereceğim. Ya da ikinci el bir anakart bularak bilgisayarımızı çalışır duruma getireceğiz. Umarım faydalı olmuştur. Bir dahaki videoda buluşana kadar burada izlediğiniz videoları paylaşarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Paylaşmak güzeldir arkadaşlar. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eyvallah.